Türkiye'nin Esed rejimiyle ilgili temel şeyi ne olursa olsun bütün sorunların kaynağında Esed rejiminin olduğu ve bunun yeni sorunları beraberinde getireceğiydi. Yani DAEŞ'in ortaya çıkması ya da büyümesinde de bu rejimin ciddi anlamda katkısı oldu. Radikalleşmenin bölgedeki yine üretiminde katkısı oldu. Bir taraftan da Türkiye niye hareket edemedi sorusunun cevabını verirken, yani aslında 2013'ten sonra yani Türkiye'nin giderek de içine kapandığı bir süreci yaşadığını da görüyoruz. Yani bir anlamda baktığımızda biz yani 2013 Mayıs ile 1 Kasım 2015 arasındaki süreçte ciddi bir parantezin olduğunu görebiliriz. Yani o parantez tam anlamıyla Türkiye'nin içinde yani bir anlamda egemenlik mücadelesinin devam ettiği, yer yer egemenlik krizi algısının oluştuğu bir dönem yaşadık. O dönem içerisinde aslında Suriye ile Türkiye'nin ilişkileri, Türkiye'nin angajmanı söylemsel düzeyde devam etti. Gerçek anlamda bir politika üretmek hiç de kolay olmadı. Yani bu yönüyle değerlendirdiğimizde bir taraftan da ben şu noktanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Esed rejimi gerçekten de yani Mustafa Kararlı'nın söylediği gibi Türkiye'nin aslında düşmanı olarak hareket ettiği için ciddi anlamda da alan daralttı. Yani ne yaptı? İşte Rojava kazanımı vesaireyi bahane ederek PKK Türkiye'de biz işte kendisine alan açtı diyoruz. Yeniden mücadeleye başladı diyoruz. Burada da gerçek anlamda da Esed rejiminin bir yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bütün bunlar hala Türkiye'nin Esed rejimi gibi bir meselesinin olduğunu elbette olması gerektiğini önümüze koyuyor. Bununla ilgili mücadeleye devam etmesi gerektiğini. Şimdi YPG'yi vururuz demekle, vurabiliriz'i göstermekle, bu adımı atarız, atabiliriz'i göstermek mahiyet itibariyle benzer şeyler. Şimdi evet. Burada bir şey kuruyorsunuz, bir oyun burada. Kuruyorsunuz. Hayır, mahiyet olarak aynı, muhteva olarak tabii ki farklı. Fakat bir oyun kuruyorsunuz siz. Oyun kurarken de hani bir taraftan baktığınızda elinizde çok sınırlı aparatlar var. Şimdi deminden beri aslında manzaranın ne kadar kötü olduğunu konuşuyoruz. Manzara gerçekten kötü. Yani Halep'in Srebrenica olmasını konuşuyoruz. Yani aslında baktığımızda bu kadar ağır bir insani kriz var karşımızda ve Türkiye buna karşı duyarlı bir tavır gösteriyor. Diğer taraftan da insani krize duyarlı olmanın yanında da bir anlamda kendi egemenliğini korumakla ilgili de bir kaygı, bir arayış içerisinde. Şimdi şu anda denklemdeki bütün unsurlarla beraber biz düşünüyoruz. Fakat bazı müdahalelerle bu denklemin değişmesi ve küresel aktörlerin de buradaki yaklaşımlarını farklılaştırma ihtimali aslında uluslararası politikayı temel yapan unsur. Şimdi şunu kastediyorum. Şimdi Amerika şuna dikkat ediyor. Diyor ki ben yani DAEŞ'le mücadelede 3 tane temel meselem var. Spesifik olarak 1. Türkiye sınırında DAEŞ kontrolündeki o 98 kilometrelik alanı bir anlamda DAEŞ'ten almak. 2. Hemen bitiriyorum, ara vereceğiz galiba. Evet. Bu Rakka'yı izole etmek. Yani üçüncüsü de Musul'u kurtarmak. Şimdi bunu yaparken yani burada Türkiye'nin de yanında olmasını temel bir mesele olarak görüyor ve bunu da sadece YPG ile yapmayacağını biliyor. O yüzden sürekli bir denge politikası içerisinde. Fakat Türkiye de diyor ki YPG ile beni aynı oyunun iki unsuru olarak göremezsin. Önümüzdeki dönemde de ben bunu göstermek adına da adım atacağım. Ben bu süreci biraz böyle okuyorum.